Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 4 2012 dönem sonu soruları. Soru 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde temyiz vardır? Arapça 4'ü düşündüğümüzde temyiz konusu neyle geçmekte? Sayılar ile geçmekte. Sayı ve temyiz diye bir ünite var biliyorsunuz. Bunu düşündüğümüzde şu 5 şıktan hangisinde sayı var? Ona göre düşünmek gerekiyor. Tabi birkaçında sayı var ama şunu unutmuyoruz. Sayıdan sonra temyiz gelmekte arkadaşlar. Nedir o? Birde ne var? Vahid. Son kelime zaten. Bundan sonra temyiz nasıl gelsin? B'de vahide yine son sayı. Ondan sonra yine temyiz gelemez. C şıkkında isnetani yine son sayıdır. Son kelimedir. Başka kelime yok sol tarafta. Dolayısıyla kendisinden sonra temyiz gelemez. E şıkkı aşir sayıdır. Kendisinden sonra başka kelime yok ama son kelime. D şıkkında isneta aşrate'den sonra aynen diye bir kelime var. Yani sayıdan sonra gelmiştir. Sayının temyizi sayıdan sonra gelir. Öyleyse D şıkkında ne var? Temyiz var. Sayı temyizi. Basit bir soruydu. 2'ye bakıyoruz. İkiye bakınca en uygun şekilde hangi olumsuzluk edatı getirilir diye bir soru var. Bir defa lem zaten olmaz. Fiilin başına gelir arkadaşlar. Ma da çoğunlukla fiillerin başına gelmekte. Buraya ne getirilir diye düşündüğümüzde görüyorsunuz. Tilmize gaibun. Yani ismi var, haberi var. La şartlar gerçekleştiği takdirde lese gibi amel eder, değildir manasına gelir. Dolayısıyla cevap nedir? La'dır arkadaşlar. Üçüncü soruya baktığımızda bu soru daha önceki videolarımızda geçmişti. Garafi tu fail demiştik. Garatu ben okudum el caraide gazeteler ki kullaha tamamını tekit burası. Ve lemekra fakat okumadım. Ne okumadım? Ceridete sabah, sabah gazetesini. Sabah gazetesi hariç, onun dışındaki tüm gazeteleri okudum manasına geliyor. Bunu istisna şekline çevirirsek nasıl çeviririz? Bir kere E şıkkında istisna edatı yok. Dolayısıyla E şıkkı direkt elenir. Gerisi manaya kalacak. Yukarıdaki manayı sağlayacağız. D şıkkında farklı bir fiil var. Eza'n fiili var. Kara ile alakalı yok yani okumayla ilgili değil. Dolayısıyla D şıkkı da elenir. C şıkkında eşleri satın almak, satma fiili var. Okumak değil. Bu yüzden C de elenir. Geriye ne kalır? A ile B kalır. Karatü diyor ya. Okumayla alakalı bir cümle bu. Dolayısıyla şıklarda da okumakla ilgili bir şey bulmamız gerekiyor. A ile B arasında kalırız. B mi A mı diye baktığımızda daha mana incelemek gerekir. Garatsu ben okudum el ceraide gazeteleri ki kulla tamamını fakat sabah gazetesi hariç manasına gelmekte. Mana bu yani doğru mana. B'ye baktığımda lem ekra ben okumadım ancak okudum sabah gazetesini. Sabah gazetesinden başkasına okumadım manasına gelir. Ki yukarıdaki mana bu değil. Sabah gazetesinin dışındakileri okudum demek gerekir. Doğru mana A şıkkında mevcuttur. Sıra geldi dördüncü soruya. Dördüncü soruda Arapça bir cümle yazdırıp Türkçe karşılığı istenmekte. A şıkkına baktım. Yazacak. Yazacak diye okunur. B şıkkında yazdı. C şıkkında yapıyor. D'de yazmalı. E'de yazmadı. Bunlar çok önemli. Çünkü fiil ile alakalı. Ketebti veya ketebet. Bunu doğru okunuşu. Ketebet olur. Ketebet yazdı. Kim et talibeti öğrenci yazdı manasında. Ketebenin manasını bilmeden zaten AÖF yani 2 yıl geçmeyin yani. Ketebe herkesin bilmesi gerekir. Manası ne? Yazdı. Öyleyse yazdı nerede varsa doğru şık odur. Yani olay ketebeye doğru mana vermekle alakalı. Soru şu, acaba öğrenciler ketebenin manasını biliyor mu, bilmiyor mu?
Bilmiyorlarsa zaten kalsınlar. Bilmeleri gerekir diye düşünmüş olmalılar. Bununla birlikte ketebenin manasını bilsek de buradaki sorunun bununla alakalı olduğunu da fark etmek gerekir. Bakıyoruz, öğrenci son alıştırma hariç bütün alıştırmaları, öğrenci son alıştırma hariç bütün alıştırmaları hepsi aynı, evet. Hani değişen tek şey yazacak demiş mesela. Yazacak diye okursan ne bu? Gelecek zamandır bu. Seyektubu. Başında sin olmalı, fiil muzarı olmalı. Hatta setektubu müennes için olduğundan. Yazacak yani, muzarı olacak. B yazdı, evet, ketebe, ketebet, ketepti, ketepte fark etmez. Her biri yazdı manasında, mazi çünkü. C de yapıyor, yazmakla alakası yok. Yapıyor, bir kere yor takısını aldığı için ne olur? Şimdiki zaman olur. Yani muzari fiildir yine ama yapmakla alakalı. Fe'ale, yef'alu kalıbıyla alakalı olduğundan. Ketebeyle alakalı değil yani, mana tutmalı. Yazmalı bir gereklilik söz konusu. Burada öyle bir şey yok. Yazmadı. Olumsuzluk yok burada. Dolayısıyla yani basit bir soru olduğunu ifade etmekle birlikte B şıkkının doğru olduğunu, çünkü ketebe yazdı manasına gelen ifade ederim. Ketebet yazdı et talibet öğrenci. Neyi yazdı? Et tedribati. Alıştırmaları yazdı. Külleha tamamını. Siva hariç ne hariçmiş? Et tedribil ehiri son alıştırma hariç. Bunun dışındakilerin tamamını yazdı. Beşinci soru. Eşeket seyyaratu enden sonra gelen muzari en ne yapar? En nasb eder. Öyleyse bu nasb olması gerekir. Bakıyoruz. Doğru. Şöyle bir baktığımızda her biri nasb konumunda diyebiliriz şıkların. Öyleyse nasb yeterli değil. Başka bir şey lazım. O ne? Evşeket. Müzekker mi? Müennes mi? Evşeket. Az önce geçti mesela. Ketebet, nasarat, haracet, fetahat. Müennes kalıbıdır. Öyleyse buraya gelecek fiil müennes olmalı. Evşeket. Müzekker mi? Müfret mi? Pardon, müzekker mi diyorum. Müfret tesniye cemi nedir? Müfrettir ve müennestir. Öyleyse müfret, müennes kelimeyi getir demek istiyorlar. Bu durumda doğru şık ne olur? Yasdime desem müzekkerdir. Tasdime desem müennestir. Müennes olduğunu nerede anladınız hocam? Diyen olabilir. A şıkkının ilk harfi Y değil mi? Yasdime derken Y ile başlıyor. Y olmasının müzekker olduğunu gösteriyor. B'de tasdime var. Başındaki T müenneslik T'si. Müennes olduğunu ifade ediyor. Tabii muhatapta da yine T gelirdi ama burada muhatap söz konusu değil. Teslimine de olabilirdi. Ama olamadı. Neden olamadı? Teslimine sondaki nun bunun nasb halinde olmadığını gösteriyor. Nun silinmesi gerekir nasb durumunda. Yaslimne cemidir. Sademet yine müennestir. Ama ne? Mazi. Mazidir değil mi? En muzarinin başına geliyor. Dolayısıyla 5. sorunun cevabı ne olmakta? B olmakta. Hem muzaridir, hem müennestir, hem müfrettir. Bunlara dayanarak onun olduğunu söyledik. 6. soru. Yukarıdaki cümlede muzari fiilin cezm olma nedeni nedir? Ne olması lazım bu? E şıkkı doğru. Talep ifade eden emrin cevabında bulunması. Talep ne? Talep bir istektir, emirdir. İkra, sen oku. Hazeynil kitabeyni, şu iki kitabı oku. Bir dikkatin, dikkatlice oku. Ki, setestefit istifade etmiş olasın. Kesiran minha, ondan çokça istifade etmiş olasın. Setestefit yani dediği gibi yani. Cevap cümlesinde olduğundan cezm olmuştur. 7. Yukarıdaki cümlenin başına şart edatlarından in getirildiğinde aşağıdaki cümlelerden hangisi doğru olur? Bu fiillerde irab ile alakalı bir soru. Fiillerde irab ünitesine, oradaki bilgilere sahipseniz veya onunla alakalı videomuzu izlediyseniz veya kitaba iyi çalıştıysanız problem yok. İn ne yapar? Cezmeder, öyle değil mi? Cezmeder. Peki yuhafizune'nin cezm durumu nedir acaba? Yuhafizune cem müzekker salimdir.
Cem Üzeyke Salim'in cezm hali, sonundaki nun'un düşmesi yani silinmesi, diğer bir deyişle yazıda yer almamasıdır. Bundan dolayı ne olur? A şıkkı doğru olur. Yuhafizu olur. Sondaki nun silinir. İn yuhafizu da olduğu gibi. Yuhafiz olmaz yani. Cezim sükündür. Şu yuvarlak işarettir. B'de olmuştur. Demeyin. Müfrette o yuvarlak işaret, o sükun getirilir. Cemide o değil ya. Yani. Buna dikkat edelim. Hocam, in tuhafizu var. Tuhafizu ne? T getirdin. T'ye gerek yok. Bunun cezm halini elde edebilmek için Y'yi T'lemenin anlamı yok. Değişmiyor o. Hocam, in yuhafizu burada da var. A'da olduğu gibi. Tamam, doğru. Ala sıhhatihim, o da var. Ama ta'işu, burada T var. T'ye ne gerek var? Fiili yine olduğu gibi ele alıyoruz. Ya'işu yani. Sondaki nun elbette yine ne olmuştur? Ya'işu nun düşmüştür. Ama Y sabit. Y'nin yerine D şıkkında olduğu gibi T getirmiyoruz. Onlar sabit. İrab'la ilgisi yok çünkü onların. Fiillerde irab videosuna bakmanızda fayda var. 8. Aşağıdaki kelime eşleştirmelerin hangisi her iki isim de musariftir? Musarif neyin zıttı oluyor? Gayrimusarifin zıttı olmaktan. Gayrimusarife dair de bir videomuz mevcuttur. Şu an linkini görüyorsunuzdur ekranda. Ekranda linkini görüyorsunuz. Tıklayarak konu anlatımını çalışabilirsiniz. Zaten konu anlatım linkini görmüyorsanız demek ki şu an yanlış bir yerden izliyorsunuz. Videoyu çeken olarak bizler bu videoda şu an üst tarafta bunun linkini koyduk arkadaşlar. Kelime eşleştirmelerinden hangisi musariftir? Her iki kelime birden. Fatimetu Sa'adu, Su'ad veya diyelim. Bunlar ne? Gayrimusarif olmakta. Her ikisi birden diyor. Dikkat edin. Gayrimusarif konusuna ne diyelim? Oldukça eğilmiştik. Mesela Fatma kelimesi nedir? Müennestir. Ve aynı zamanda alemdir. Alem ve müennes olmasından ötürü gayrimusariftir. Kendisinde iki illet bulunduruyor. İbrahim özel isimdir ve ucmedir. İki illetten ötürü yine gayrimusarif olur. Hamza da yine hem özel isimdir hem müennes özelliğine sahip. Yani T'si var. Dolayısıyla ne olur? Bu da gayrimusarif olur. Tıpkı Muaviye'deki durum ile aynı. Buna göre diyebilirim ki A şıkkındaki Fatımetu, D ve E şıkkındaki Hamzatu Muaviyetu. Bunlar ne? Bir, özel isimler, diğer adıyla alemler. İki, müennesler. Müenneslik alametleri var kendilerinde. Eşittir, bu yüzden gayrimusarifler. İbrahim nedir? Hem alemdir, yani özel isimdir, hem de ucmedir. Başka bir dilden Arapça nakledilmiştir. Bundan dolayı gayrimusarif olur. C şıkkında Halil, Celil ise gayrimusarif olmasının gerektirici bir illet yoktur. Gayrimusarifleri belirli, yani ünitede anlatılmıştır bunlar, belirli özellikler olması gerekiyor ki ona gayrimusarif diyelim. Onlar nelerdir? Onları işlemiştik. Dokuzuncu soru. Yukarıdaki cümlede yer alan gayrimusarif isimlerin kesre alma nedeni aşağıdakilerden ne olmalı? Nedir acaba? Şimdi celail kelimesi ile medaih kelimeleri gayrimusarif. Önce onları bilelim. Neden dolayı bunlar gayrimusarif? Bunlar tek illetten dolayı. O da nedir? Cem-i mükesserin cem'ül cem dediğimiz yani sonuncu cem'i, muntehel cumu da derler ona. Cem'inin cem'isi, son sıga cem'i olduğundan. Belirli sıgalar var. Onlar tek illet yerine geçmekte. Bunlar tek sebep yani bulundukları vezinden ötürü başka bir sebep yok. Tek sebep bulundukları vezinden ötürü gayrimusarif sayılmaktalar. İyi de niye bunlar medaihi celaili bunlar niye mecrur yani daha doğrusu mecrur da neden esre ile mecrur? Çünkü gayrimusarifler standartta fetha ile mecrur olurlar. İsimlerde irabla alakalı bir şey bu. O videoda bakılabilir. Normalde fetha ile mecrur olurlar ama şu an esre ile mecrur durumdalar. Sebep ne? Sebep zaten iki madde olarak açıklanmıştır. Kitaba da bakabilirsiniz. Muzaf ve lam tarifi olmaları.
Bir gayrimusafir eliften varsa onun cer hali artık esreye dönüşmüştür. Veya o kelime muzafsa yine mecrur konumu yine esre iledir. Tekrar edelim. Gayrimusarif bir kelime muzaf olursa cer hali esre ile. Gayrimusarif olan bir kelime lam-ı tarifli olursa yine cer hali esre ile olur. Gayrimusarif muzaf değilse ve veya lam-ı tarifli değilse bu durumda onun cer hali ne olur? Fetha olur. Gayrimusarif ünitesine bakarsanız orada yazılı olduğunu görürsünüz. 10. soru. A şıkkı. Gasele yıkadı elveledi çocuk. Eydiye huma. Eydü yedi ne olur? Cimi mükessir olur. Burada iki el demiştir. İki el yani tesniye olması lazım kelimenin. Evvela onu söyleyelim. Eydiye kelimesi cimidir. Cimi mükesser. Yedeyhima demiş. O ikisi, o sekiz velet var sadece. Tek çocuk var. Hima iki kişiye gider. Yani el-velet ve Ömer ve Hasan olsa anlayacağız. Ama öyle bir şey yok. Dolayısıyla zamir yanlış kullanılmıştır. C şıkkına baktık. Gazetele yıkadı el-veledi çocuk. Yedeyhi kilteyhima. İşin şu kısmı da var. Şimdi kiley mi kiltey mi? Burada mesela kiley var. Burada kilta var. Burada kiltey farklı farklı var. Burada cimi kelimesi geçmekte. Cimi kelimesi var. Yani burada aslında bu sorun neyle alakalı diye düşündüğümüzde arkadaşlar. Tekit konusuyla alakalı olduğunu hemen söyleyelim. Peki 10. sorunun cevabı ne olmakta? C olmakta. Biraz daha yakınlaştıralım. Vesele yıkadı fiil elverdi çocuk olur. Neyi yıkadı? Yedeyhi. Bu ne olur? Mef'ul olur. Yedey aslında neydi? Mef'ul ya bu. Aslı yedanidir bunun. Merfu hali. Baştan alalım. Müfredi. Müfret. Yedün. Tesniye. Yedani. Merfu bu ama. Yedani. Elif ile. Yedani. Ama meful konumunda yani nasb mensupluğa dönüştürmen gerekir. O zaman yedeyni olur. Yedeyni. Ama bu tesniyeler muzaf olduğunda sonlarındaki nun harfi düşer diye bir kaidemiz var. Yedeyni hi zamirine muzaftır. Bu durumda sondaki nun düşer. Yedeyni artık yedey diye kalır. Hi'ye muzaf olduğundan birleşmişler. Ya ile he'nin birleşmesi caiz. Yedeyhi diye yazılmış. Yani bu tesniyedir ve nas konumunda olduğundan sondaki nun düşmüştür yedeyhi diye tesniyedir. Ve tabii ki yedün kelimesi müennestir arkadaşlar. Müennes olduğundan kiltey gelmekte. Yani kiley değil de kiltey. T ile yazılması gerekir müennes olduğundan. Ve kilta olmaz. Kilta raf halindedir. Madem ki bu kelime yani müekket, tekitlenen kelime nas konumunda o zaman kilta kelimesinden nasb konumuna alıp kiltey yapmak gerekir. Bu sebepten kiltey halini almıştır. Umarım anlaşılmıştır. Anlaşılmayan bir şey varsa tekit ünitesine bakmanız önerilir. 11. soru boşluğa en uygun hangi kelime gelir? Bu tür sorular önemli. Bir yakınlaştıralım bakalım ne var burada. Nakala es-sahhafi el-ehbar. Ehbar kelimesi müfret tesniye cimi. Ne olur ehbar? Ehbar cimi mükesserdir. Öyleyse cimi bir kelime aramak gerekir. Bununla birlikte yani sadece cimi aramakla iş bitiyor mu? Bitmiyor ki. Cimi kelimenin ne diyeyim irabı harekesi ne olacak? O da var. Nakala fiil es-sahhafi Sahafiyyu fail olur. El-ehbara ne olur? Mef'ul olur. Yani mensup konumdadır. Bu yüzden buraya getirilecek kelime mensup olmalı. Aynı zamanda ehbar kelimesinin haberler manasında ya ne olur? Haberler. Akıllı bir varlık mı? Yok. İnsan değil ki akıllı olsun. O zaman ne olur? Müfret, müennes hükmünde olur. Yani getirilecek zamir. Küllü kelimesine zamir bitişmiş. Ayn kelimesine zamir bitişmiş. Buradaki zamirler ne olmalı? Müfret, müennes zamiri olmalı. Çünkü ehbar kelimesi bir cemi ki gayrı akıl. Yani akılsız bir cemi, bir çoğul. Bunları göz önünde bulundurarak D şıkkı denilir.
Çünkü külle yani meftuhtur. Külle lamda fetha var. Tıpkı ehbara burada olduğu gibi. Külle nedir? Tekittir. Tekit ne yapar? Müekkedin irabını alır. Ehbara madem ki fethalı bitti. Külle olur. Küllü olmaz. Külli olmaz. Külle olacak. D'de olduğu gibi. Başka? Ardından gelen zamir ha olması gerekir. Çünkü ha nedir? Müfret müennes zamiridir. Tıpkı ehbar müfret müennes hükmünde olduğu gibi. Niye müfret müennes hükmündedir bu aslında cemi olmasına rağmen? Çünkü gayri akıl bir cemidir. İnsanın çoğulu değil bu. Haberlerin aklı var mı? Haberin aklı olur mu? Akıl insanda var. Bunlara dayanarak böyle diyoruz. Ayn cemi zaten. Buradaki ha burada da var demeyin. Ayn cemi çünkü. Aynün değil bu. Ayn cemidir. Olmaz. Burada hum zamiri, cemi zamiri bitişmiş. Hun ne? Yine cemi zamiri. Ha yine var burada. Doğru. Ama nefs ne olur? Nefs bizzat kendisi manasına gelir. 12. soruya bakalım. Anlamlı bir cümle oluşturmak istediğinizde mümkünse fiili en başa alın, değilse isim cümlesi. Yani fiil cümlesi veya isim cümlesi kurulabilir. Mümkün olduğunca fiil cümlesi kurmayı tercih edin, daha kolay olur diye. Şimdi E şıkkına bakıyorum. Doğru şık E zaten, önce onu söyleyeyim. Gabel tu gabele fi tu fail cemi'e mef'ul olur. Cemi'et tullabi, cemi aynı zamanda muzaaf, et tullab muzaafın ileyh olmakta. Emam zarf ve muzaf. Mektebil müdiri olur. Mektebe çünkü nedir? Muzaafın ileyhtir ve aynı zamanda muzaaftır. El müdir de sadece muzaafın ileyh konumunda olur. Mana vermek gerekirse gabeltu ben kabul ettim. Neyi? Cemi'at tullab öğrencilerin tamamını kabul ettim. Nerede? Müdürün kütüphanesinin önünde. Ettullabı öğrenciler. Şimdi buna nasıl hareket vereceğimi inanın ki çözemedim. Cemi'u mu? Yani ne dersek diyelim mana uymayacak burada. Mana uyumsuz. Yine aynı şekilde. Gabeltu ben kabul ettim. Karşıladım de diyebiliriz buna. Ettullabe öğrencileri. Emam cemi yani yine karışıyor arkadaşlar. Doğru şıkkın E olduğunu söyleyerek geçelim. 13 hangisindeki bedel değerlerinden farklıdır denildiği zaman aklıma gelen ilk şey bedelin çeşitleri. Kül mü, baz mı, ihtimal mi vesaire. 13'ü yakınlaştırarak inceleyelim. Yine basit bir soru. Ekeltu, ekele fiil, tu fail. Biliyorsunuz fiillere bitişen zamirler fail olmakta. Tabii meful de olabilirdi yani. İlla fail olması gerekiyor demeyelim. Faildir. Merfu muttasıl zamir. Tu ben yedim ettufaha. Yok yok errummane. Ya şu meyveyi ya da şu meyveyi. Yani ne var burada? Eski deyimle bedelül galet var. Aynı şekilde ehastu ben aldım kalemen yok yok defteren defter aldım. Raeytu ben gördüm Mahmud'u yok Halid'i gördüm. Meza geçti el'am. Meza geçti ne el'amu sene geçti işte bir yıl geçti. Sonra yok yok nisfuhu onun yarısı geçti. Yani yılın kendisi değil de yarısı geçti. Bu durumda ne olur? Yarı bütünün parçasıdır. Yani burada ne var arkadaşlar? Bedelül ba'z var. Diğerlerindeki gibi galet yoktur. Selleme Ali ya da Ala mı diyor? Ahmet Süleyman. Yine görüyorsunuz önce Ahmet sonra yok Ahmet değil Süleyman denilmiştir. Dolayısıyla D şıkkı hariç diğerlerinde hep bir düzeltme var. Önce Mahmut yok Halit diyor. Kalem yok defter. Elma yok nar. Hep bu şekilde gitmiş. Ama D şıkkında yıl geçti. Sonra yıldan maksat yılın yarısı geçti. Tabii 12 ayın yarısı 6 aydır. 6 ay 12'den bir parçadır yani. Dolayısıyla Bedrül Bayez olur. Oysa Halit Mahmut'tan parça değil. Defter kalemden parça değil. Diğerleri Bedrül Bayez olamaz. Buna göre doğru şık nedir? D şıkkıdır. Bedrül Bayez var. 14. Yukarıdaki cümlede altı çizgi kelimenin eş anlamlısı sorulmuş. Tabi bu neyle alakalı? Ezber. Yaptıysanız bilirsiniz. Yapmadıysanız tutar veya tutmaz. E şıkkı doğrudur. 15'e bakıyoruz. Yukarıdaki cümlede kaç tane bedelil kül var?
15. soru cevap ne olur? C şıkkı 3 tane bedelli küp var. 3 tane var demek bir şey ifade etmez. Göster de öyle bir anlam ifade etsin denilir. Ben derim şahsen. Huri det doğdu es seyyidetu efendi ki ondan bedel efendiden maksat kim o? Aişetu. Ayşe validemiz. Allah ondan razı olsun. Ne oldu? Seyyide'den maksat Ayşe'dir. Aynı kişilerdir. Dolayısıyla bir. Birincisi burası. Fi beyti validiha. Babasının evinde. Valid baba demektir ki babadan maksat Ebi Bekir'dir. Bu da iki oldu. Fi Mekke mükerreme fi sene rabi'a minennübüvve ve eslemet ma'a uhtiha esma'a. Kardeşiyle beraber Müslüman oluyor. Uhti kelimesi ile Esma da ne olur? Üçüncüyü oluşturmakta. Bu da üçüncü bedel ülkül olmakta. Ve huma o ikisi sagiratı hani devamında yok yani. Tamamdır. Üç tane var dedik. Üçünü de gösterdik. Soru 16. Zıt anlamlısı sorulmuş Zahera'nın. Cevap ne olur? C olur. Zahera aşikar oldu. Gözüktü. İhtefa da gizlendi. 17. Müfret cemiye eşleştirmesinin hangisi yanlıştır? Bakıyoruz. Tarigun durugun olmalıydı. Tarigatun diye verilmiştir. 17 bu yüzden B şıkkı yanlış olur. 18. soru. Kânel insan diye devam etmekte. Boşluğa en uygun şekilde hangisi getirilmeli? Haficer sorusu. Buradaki cevap D şıkkı yani en harfi cerridir. Bunu ya daha önceden bu cümleyi görmüş çalışmış olmanız gerekir. Ya da hangi harfi cer hangi fiil ile kullanılır diye bir ön çalışma yapmış olmanız gerekir. Yoksa bunu bilmenin püf noktası şudur gibi bir şey diyemeyiz. 19. soru yukarıdaki cümlede izafet tamlaması halindeki münada şebih bil muzafa dönüştürüldüğünde aşağıdaki cümlelerden hangisi doğru olur? Şebih bir muzaf yani muzafa benzer konusu münada ünitesinde işlenmiştir. Görüldüğü üzere münada olan kelimenin şebih bir muzaf yani muzafa benzer formda geldiği durumdur. Bu kullanımda tamlamanın birinci öğesi olan muzaf ismi fail, ismi meful, sıfatı müşebbeh, ismi sıfatı mübala, ismi fail gibi bir türde olmalı. Ve nekre halde gelir. Ancak ikinci isim olan muzaf müleyh anlamca muzaf ile ilintili ve ondan etkilenen bir unsur olur diye anlatılmıştır. Yani konuyla alakalı geniş bilgi isteyenler buraya bakabilir. Şunu söyleyebiliriz. Lafzdan mensup olması gerekir münadanın. Bunu göz önünde bulundurarak bakmamız gerekir. O da nedir? Yasaigan olur. Yasaigan olur. Başka da bir şey olmaz. Mensup sadece bunlar çünkü. Ya saigu, ya saigi. Bunlar olmaz arkadaşlar. D ile E'yi direkt eleyin. B'yi de eleyin çünkü merfu gelmiş. Saigu gelmiş. O da elenir. Geriye ne kaldı? A ile C kaldı. Şimdi C sayarsan, ya saigan sayarsan, ardından esseyyarati nasıl dersin ki? Diyemezsin. Çünkü saik kelimesi tenvin aldığından artık muzaf olamaz. Muzaf olmadığına göre es-seyyarati nasıl mecrur olabilir ki? Olamaz. Dolayısıyla yanlış yazılımdır. Eşittir. Doğru cevap ne olur? A olur. Ya saigan es-seyyarate. 20. soru cümlelerin hangisinde münada şebih bir muzaf türünden değildir? 20. soruya baktığımızda yine bilgi burası. Bu kullanımda tamlamanın birinci öğesi olan muzaf, ismi fail, ismi meful, sıfatı müşebbeh, ismi saf değil ve mübalağalı ismi fail türlerinden biri şeklinde ve nekre halde gelir. 20. Ya rakiben, ismi fail kalıbı. Ya şahidetel hak. Veya ya şahideten el hak. Şu an önemli değil. Önemli olan ardından eflamlı kelime gelmiş olması ve dolayısıyla kendisinin marife sayılması. C şıkkı samiyen yine ismi fail kalıbı. D şıkkı yine aynı şekilde dalip kelimesi, dalibeten kelimesi yine ne olur? İsmi fail olur. Dolayısıyla bunlar ne? Bahsedilen kelimelerden. Dolayısıyla bunlar arkadaşlar şebih bil muzaf türündendirler.
Lakin E şıkkında Nida harfi olan Ya'dan sonra İbrahim gelmiş. İbrahim kelimesi sıfat-ı müşebbe, ismi fail, isim mef'ul gibi bir kelime midir? Değildir. Türeyen bir kelime değil zaten. Dolayısıyla farklı olan da E'dir. Doğru şık E olmaktadır.